eski Arbat Sokağı'ndayız. Rusya'nın Moskova'nın en eski caddelerinden bir tanesi. Bizler de gelmişken bu caddeyi Tonyolarda programında gezeceğiz. Tabii soğuk ancak bizim dışımızda pek de etkilenen yok gibi. ...1561'de yapılmış görmüş olduğunuz katedral tabi hem güzel hem de çok fazla turist alıyor. Buzdan heykeller de -25'e uygun. Bizler de bu katedralin içerisinden güzellikleri sizlere sunuyoruz. Avrupa'nın en büyük kütüphanesi şu anda, dünyanın da en büyük kütüphanelerinden bir tanesi ardımda Lenin Kütüphanesi. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, ihtişamıyla büyülüyor. İçindeki bilgilerle de Rusya'yı beslemeye devam ediyor. Tıpkı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde olduğu gibi. Bizler de Galatasaray TV olarak, Tonyolarda ekibi olarak -25'te bilgilere bakmaya gidiyoruz. Sevgili izleyenler, Rusya'da, Moskova'da gezimiz devam ediyor. Özellikle savaşları bol bol yaşayan bir millet olduğu için kaybettikleri toprakları da anmaya devam ediyorlar. Hemen yanımda Minsk var. Hepimiz futbol severler bu şehri tanıyor. Diğer tarafta da Kiev var. Şimdi Ukrayna'ya bağlı. İkisi de hala Moskova'da, Moskova'nın meydanında anılmaya devam ediyor. Çok önemli eserler var. Onlardan bir tanesi 3. yüzyıldan kalmış gördüğünüz gibi. Bir at ve Rus askerini çağrıştırıyor. Bizler de müzede tabii ışığın yettiğince size bu güzel görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz. Ayrıca Rusya gezisinde özel lezzetler de programımızın içerisinde olacak. Rusya Tonyolarda devam ediyor. Joseph Bov tarafından yapılmış 1700'lerde ardından iki yangın geçirmiş. Büyük tiyatro, Bolşoy Tiyatrosu. Ancak şunu söylemek lazım. Gerçekten de ihtişamlı. Bale gösterileri için, özellikle tiyatro gösterileri için hala kullanıma devam ediyor. Aynı zamanda bir müze. Zaten görüntüsünden de anlaşılıyor ki müze olmayı çoktan hak etmiş. Bunun dışında şunu söylemek lazım. Pazar günleri kapalı. Haftanın 3 günü ise seyirciye
açık devam ediyor hayatına. Görmüş olduğunuz gibi yapısal olarak son derece güzel. 1700'lerden sonra çok da yenilik katılmamış. Üzerinde görmüş olduğunuz figür ise 100 buranın parası olan rublede, 100 rublede görebileceğiniz figür. Ben birazdan sizlere 100 ruble ile göstereceğim. Moskova'da gezimize devam ediyoruz Stone Yollarda programda. İzmailova'da Kremlin'deyiz. Tabii burada buraya geldiğinizde mutlaka almanız gerekenler var. Yoksa sevdikleriniz sizi rahat bırakmayacaktır. Matruşka. Tabii ki buraya geldiğinizde mutlaka almanız gereken en önemli hediyelik diye düşünüyorum. El yapımı son derece güzeller. Gördüğünüz gibi evinize göre çeşit çeşit. Tabii bunlar klasik aslında bildiğimiz modeller ama hediyelikçiler tabii bunları çeşitlendirmiş. Kedisinden tutun baykuşuna kadar son derece güzel çeşitlerinde sizler için yapmışlar. Eğer buraya yolunuz düşerse, eğer Rusya'ya, Moskova'ya gelirseniz soğuktan korunun, gelin burada çok güzel hediyelikler alın. Türkiye'deki yakınlarınız sizi rahat bıraksın. Sevgili izleyenler, tabii burada ilginç inanışlar da var. Aslında benzerleri Türkiye'de de var. Evlenirseniz buraya anahtarınızla geliyorsunuz. Boşanmamak üzere isimlerinizi yazdırıyorsunuz, tarihini yazdırıyorsunuz. Ve bu güzel yapıda çok şık da durmuş aslında. Benzer anahtarlar olduğunu görüyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben tanıdık bir isim aradım. Bizden kimse var mı diye de pek denk gelmedim. Eğer denk geldiysem de alfabeden dolayı çözemedim diyebilirim. Ama şu kesin iyi bir fikir. Güzel de işlenmiş gördüğünüz gibi Kremlin'de. Bizler de detaylarıyla bu güzel ağaç benzeri yapıyı evinize getiriyoruz. Burada tabii metrolar da çok önemli. Çünkü hem tarihi hem de aslında tüm Moskova'yı birbirine bağlıyor diyebiliriz. Şimdi özellikle Tuna Yollarda programında hem soğuktan korunmak için hem de burada nerelere gidilir, metrolarda nasıl şeyler var görmek için yolculuğumuz başlıyor.
Tabii artan Müslüman nüfusu gördüğünüz gibi cami çalışmalarını da hızlandırmış Moskova'da. Ufuğa yetmemiş büyüğü geliyor. İçeri girmemize izin verilmedi her zaman olduğu gibi ama en azından Moskova'da böyle bir çalışma olduğunu programımızda göstermek, yer vermek istedik. Tuneyolar da devam ediyor. Moskova'da gördüğünüz gibi nehirler de aynı havadan etkilenip gördüğünüz gibi buz tutmuş durumda. Moskova Nehri'nin hemen kıyısındayız. Moskova'daki stadyuma gelirken bu manzarayı da sizlere aktarmak istedik. Şu anda hissedilen sıcaklık -11. Ancak burada insanlar koşuyor, burada insanlar spor yapıyor. Bizler de Moskova'da gezmeye devam ediyoruz. Rusniki Stadyumu, namı diğer Big Arena, 1956 yılında açılmış, bayağı bir organizasyon görmüş. 78 bin kişi kapasiteli, tabii ki hala maçlarda büyük bir trafik sorunu oluyor, Moskova'nın genelinde olduğu gibi. Lenin hemen önünde, tabii neler yapılacak burada? Daha önce 2008'de Şampiyonlar Ligi finali gördü bu stat. Bundan sonra da 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Burada oynanacak birçok mücadele var. Bizler de umuyoruz ki takımımız da burada olur. Stadı gezmemize izin vermiyorlar ama çevresinde Tuneyolar'da programında bir tur atacağız. Sevgili izleyenler, Rusya'da görmüş olduğunuz gibi binalar ucu bucağı yok. Şimdi genelde yapısal olarak tarihi binalarda çok büyük yükseklik yok ama görmüş olduğunuz bina 1718 yılında yapılmış bir İçişleri Bakanlığı Rusya'da ve gerçekten de bir eser. Uzaklardan baktığınızda Rusya'daki aslında iç işlerinin nasıl yürüdüğünü de görebiliyorsunuz. Her şey onların kontrol altında. Все устроилось, Москва не сразу строилась, слезам Москва не верила. Sevgili izleyenler, Varaniki yemeye geldik. Şimdi nedir derseniz ben de aslında çok iyi bilmiyorum. Mantının benzeri gibi gözüküyor. Çok övdüler Moskova'da. Biz de Moskova'ya özgü yemekler yapan çok fazla yer olmamasına karşın bulup sizler için deneyeceğiz. Bir de borş var. Az sonra hem görüntülerini göreceksiniz. Yerken artık çekmeyeceğim ama en azından yemeği tadacağım. Tattıktan sonra da örme yapacağım. Şimdi yeme zamanı. Yeah.